Valla aklıma kimse gelmiyor. Düşmanı ya da ne bileyim bir başkası. Kim benim kızımı canlı yakmak ister ki? Bilmem. Herkesin düşmanı vardır. Savcı Bey, bu Çınar zaten suçlanmıyor. Ben anlamadım. Neden bir başkasını karıştırıyoruz, kurcalıyoruz ki? Daha kesin olarak suçlanmadı Çınar. Belki atlanır. Anladım. Bir bilgi eksikliğimiz mi var Sayın Savcım? Varsa da tamamlarız. Ailenin ilk ifadelerini teyit ettirdik. Maktun'un telefonundan çıkan kayıtlar da dosyada. Eyvallah. Pardon, geciktim savcım. Alın sorgu odasına Zafer Bey. Sorgu odasına aldı Pars savcım. Ceylin. Ne yapıyorsun yine? Pars babamı sorgu odasına almış. Niye? Hayır, bilgisine başvuracakken niye alıyor ki? Hiç hoşlanmadım bu durumdan, bakacağım bir. Görürse yanarsın. Ben yanmışım zaten. Ayrıca sen de biliyorsun. Ya lütfen. Bak, yakalanırsan bir tek sen kurtarırsın beni. Hadi. Şu an yaptığımız şey çok yanlış. Anlat bakalım. Olay gecesi neredeydin? Allah Zafer, saklayacak bir şey yok. İşte o gün de söylemiştim. Ceylin'le makamınıza geldiğimizde. Biz haftada 3 gün balığa çıkıyoruz. Balıktaydık, öğlenleyin çıktım. Bunu ilk söylediğinde yedik. Şimdi gerçeği söyle. Balık avına son gece çıkmışsın. Diğer 2 gün, kızının öldürüldüğü gün. Gece neredeydin? Şaka mı bu? Ne oldu Zafer, bir şey söylesene. O sessizlik. En sevdiğim. Ne yaptı deyince bu kadar kızdın? Anlamadım. Anlatayım. Dövmüşsün bir güzel. Benzetmişsin kızı. Ha? Dövmedim. Dövmüşsün. Dövmedim. Dövmüşsün işte. Savcı, bir ara verelim mi? Müvekkilimle bir konuşayım. Oku Eren. İnci'nin arkadaşıyla mesajlaşması. Babam arabayla yakaladı. Ağzıma öldürüyordu beni. Zor kurtuldum. Arabayı da okulun otoparkına bıraktım. Hapları da gördü. Ben kullanıyorum dedim. Yedi ama bir daha görürsem gözümü kırpmam, öldürürüm dedi. Bu da sizin evde bulduğumuz beyaz çantadaki parmak izi senin. Önce provasını yaptın, sonra da öldürdün kızı. Ben yapmadım.
Çay iç, iyi gelir. Geçer mi? Geçmez. Acının içinden geçmezsen dışına çıkamazsın.